Canım. O Ekrem pisliği senin moralini bozmak için bire bin katıp anlatmıştır. Dediği gibidir. İnanırım. Ne zaman götürecekmiş İzmir'e? Bugün. Ya merak etme Beray. Cengiz Nisan'a iyi bakar. O kadını sevmedim. Nisan emin ellerde değil Pera. Öyle düşünme. Babasına gidiyor sonuçta. Hata ettim. Nisan'ı vermekle hata ettim. Hadi birer çay içelim. Ay benim içim kıyılıyor. Koğuşta illa bir gözü yaşlı ana olacak. Sen şimdi bana da mı laf çarpıyorsun? Laf çarpmak olarak alıyorsan öyle olsun. Sen de az kafa ütülemedin çocuklarım çocuklarım diye. Kalk oradan. Ha, niye? Kalk diyorsam kalk işte. Ay üstüme iyilik sağlık. Yıkıcık karı şu Meryem. Şımarık. Aman. Bize ne boş ver. Anasından yüz bulup koğuştan astarını istiyor. Ay takılma Elmas. Ben kimseyle dalaşmamışım bugüne kadar. Elmas. Uzatma. Haddini bil otur oturduğun yerde. Aç çalım. Hadi, hadi, hadi gözüm. Hadi çabuk ol biraz gözüm, hadi. Allah'ım yarabbim, ver şunu ya. Al. Aç. Çek havalandırmayı, çek. Oo, havanız yerinde Meryem Hanım. Buyurun, havalandırmayı alalım size. Sen bakma bir yumuşak göründüğüme. Göründüğünüz kadar yumuşak değilsiniz öyle mi? Sen benim sessiz göründüğüme kanma. Benim ters yanım pistir. Senin her yanın pis olsa kaç yazar bir Elmas. Yürü hadi yürü. Hadi bakalım konuşma aranda konuşma dışarıda konuş. Hadi bakalım hep beraber çabuk. Merdivenleri tıkamayın. Bir kere 3 yıllık cezayı üstlendim. Hatırlıyorsun değil mi? Beraber gitmiştik mahkemeye. Hatırlamam mı? Aynı gün kesildi diye cezamız. Sen bari işlediğin suçun cezasını yatıyorsun. Ben niye üstlendiysem Zinet'in suçunu. Abla zengindi o zamanlar. Zenginliğine güvenip gardiyanın suratını doğramıştı. Şimdi ne para ne bir şey. Bana teşekkür edeceğine. Bir de itip kakıyor. Çok ağrıma gitti. Haklısın Elmas. Ama takılma boş ver. Kızı geldi diye böyle oldu. Bak o Meryem gitsin abla eski haline döner. Defolup gitsin bir an önce. Sen kime diyorsun be? Lafımın kıyası mısın be? Yürü git. Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun? Yürü git. Ne diyorsun? Yürü git. Elmas! Bırak! Ne oluyor orada? Ayrıl! Ekrem! Elmas işi iyice azıttı. Al götür bunu nereye atacaksan. Karantinaya mı tecride mi? Sinirleri düzelsin biraz. O başlattı saçıma yapıştı. Ne oldu burada gözüm? Ay ben görmedim valla. Ay Kevser! Yanında saçıma yapıştı ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın ha. Oh, bizim canımıza minnet. Kırın birbirinizi. Geç bakayım sen. Geç. Benim tersim pis olur diyordun. Görelim bakalım nasılmış tersin. Hep senin yüzünden bunlar. Ne? Konuşma. Çık. Çık sen. Kıratın orayı.
Niye sırf beni atıyorsun hücreye? Pislik yapacaksan arkanı sağlama alacaksın. Seni kavga çıkardım diye değil, arkana sağlama almadım diye atıyorum hücreye, anladın mı şimdi? Bunu niye söylüyorsun bana? Hücrede düşün taşın, bir daha salaklık etme diye. Ay korktum ya, diyemedim Meryem başlattı diye. Boşver, hiçbirimiz diyemedik. Ne bakıyorsunuz? Elmas'a özendiyseniz söyleyeyim Ekrem'e, sizi de atıversin hücreye. Ya boş ver be Kutsi'ye, değmez. Hadi gel. Hani eğlence istiyordun? İyi ya işte. Sen hücreye girince ben kiminle eğleneceğim? Kim eğlendirecek beni? Şükret Elmas. Bak seni tecride de atarım. Ama karantinayla yetindim. Niye Şükret çekmişim? Ya sen Şükret. Her zaman beterin beteri vardı. Geç bakalım içeri. Geç. Beni ne zaman çıkaracaksın buradan? Uslu durursan gel. Geç bakayım içeri. Gel. Hadi. Attırmayın Ekrem'in kontağı. Hadi bakayım. Uslu uslu. Burası gitgide çekilmez bir hal alıyor Beray. İyi ettin de yolladın insanı. Bir yandan öyle. Ama bir yandan... Keşke göndermeseydin Nisan'ı. Hiç bilmiyorum başa ne gelecek. Ama nereye giderse buradan iyi olur. Merak etme. Elimde değil. Bugün yola çıkacaklarmış. Keşke. Keşke koşup gidip alabilseydim kızımı. Gelin. Efendim, havalandırmada küçük bir olay çıktı. Bir kişiyi karantinaya koydum. Yani maksat biraz gözdağı, olay büyümesin diye. Ahmet Bey'in haberi var mı? Hayır efendim, önce size söyleyeyim dedim. İyi. Ahmet Bey'e söyleyip olayı büyütmeyin. Yarın da çıkarırsınız mahkumu. Kimdi? Elmas Gülcü. Hayret. O olaylara karışmayan biridir. Sessiz, sakin, kendi halinde. Ne oldu peki? Meryem Kara'ya sataşmış efendim. Pekala. Başka bir şey mi vardı Ekrem Bey? Efendim, ben bir izin isteyecektim. Canan Hanım Nisan'la birlikte bugün gidiyor. Onları geçireyim diyordum. Beni o mevzuya hiç karıştırmayın Ekrem Bey. Gidin Ahmet Bey'den isteyin izninizi. Girin. Ben bir izin isteyecektim efendim. Ne için? Avukat Canan Hanım'ı yolcu edecektim de. Uçakla mı gidiyorlar? Evet efendim. Önce İstanbul'a, oradan İzmir'e. Dün akşam Cengiz'le konuştum, heyecanla bekliyor. Ben de konuştum Cengiz'le. Nisan'ın bir hafta sonra gelmesi gerek. Siz de tekrar hatırlatırsınız Canan Hanım'a. Ha bir de... Size para versem, benim için bebeğe bir çeyrek altın alır mısınız? Güzel olur efendim, adettendir. Bu yeter mi?
Yeter herhalde efendim. Peki. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Eve şahsım ne yapıyorsun? Ya böyle sokak ortasında sorguya çekme beni.